Ay efendim, misafirim geldi biliyorsunuz Deutschland, Almanya'dan. Egül Hanım'la beraber. Kardeşim olan Eren'e gittik. Giderken ne oluyor? Yokuş aşağı, merdivenlerden çıktık. Ondan sonra da şey oldu. Yokuştan çıkarken biraz böyle terledik. Yani o yüzden efendim. Ay, mandalina. Evet. Gül Hanım burada ablasıyla konuşuyor. Almanya ile. Abili merhabalar canım, merhabalar. Nasıl olsun? Fatihcan, ne oldu senin sözün? Bugün için de geçerli sayılır. Aylin hoş geldin. Ay görüyor musunuz efendim? Gül Hanım bana de ne alırsan al dedi. Kadın ta Almanya'dan gelmiş. Çok mu para harcatayım ona? Kabak çekirdeği. Şan fıstığı, bir şey yapmazlar orası, seni seviyor. Bu da fındık. Çerezlerim efendim. Mandalina vardı zaten. Ondan sonra ne almış? 3 pakette bana parlament almış ama uzun değil. Ne yapayım? Mecbur içeceğim yani. Ha. Aurora gel buraya kızım. Ha, al, tamam alın. Fatihcan sen gönder, Allah aşkına göndersene. Hadi. Ama şimdi bayan arkadaşımı ben niye şey yapayım? Hadi kebapları da sen gönder. He. Vallahi bak. Ne diyorsun? Hayır canım, ben o kadar şey miyim Allah aşkına? Ay bu bana sev beni diyor Nuray, bu beni çok sevdi. Ben sevemiyorum, kolum acıyor. Aurora çok uysal ya Gül. Aynen. Beni sevdi, burada bir üstüme Ha. zıpladı. Yatıyor. Olur mu canım öyle şey? Herhalde beni sen kendin gibi zannediyorsun. Beni çok sevdi. Burada üstüme sen görmüş müydün? Ay görüyorsun değil mi şey kedicik. Ne diyor bak oradan. Sibel Hanım, Arışka'yla beni çeksene bir dakika. Şu an şeydeyim ya. Tamam. Ha. Bak Arışka üstümde Kullandığım rujdan mı? Valla bunu Gündür Hollanda'dan gelirken getirmişti. Nuray. İki tane. Nuradan. Hiç fayda İki tane. olmasın diye. Tamam Fatihcan. Ziyafeti bekliyorum. Hadi. Gelsin falan Yaz bakayım burada. Söyleyeceksin. yani. Evet Alaylı de. diyelim, gece 150 alır. Evet de. Hadi. Morgan alaylı geçti. Neden sıkıntı indim. Evet. Kontrola gideceğim. Gün Ha o. Şapkası. Misafirim evet. Almanya'dan. Bir an yerde çıkıyordum. Nerede böyle dünya yani. Ay ben merak ediyorum, beni Eren'de çekti Nuray. Olmaz. Patican. Sen benim kardeşimsin. Senden olacak. Sevil ayağım hoş geldin. Olmaz canım olmaz. İyi. Misafirim bana Sibel Hanım ne alırsan al dediyse komple dükkanı mı boşaltaydım? Öyle mi yapayım?
Evet, yaptım ya işte videosunu. Hayır, önce gittik otel. Dedemen oteli var burada Akay'da. Göksel kardeşim hoş geldin. Ya Paticam, şimdi sen ablan o kadar şey mi tanıyorsun beni ya? O kadar şey mi tanıyorsun beni ya sen? Ben vicdansız mıyım ya? Gurbetçi kadın gelmiş. Misafirim kendisi bana dedi kalk Eren'e gidek diye. Önce gittik otel tuttuk kendisine. Dedeman Oteli'nde. Akay'da. Tabi orada kalacak. Ondan sonra da dedi ki ne şeye götüreyim seni dedi. Eren'e gidek dedi. Eren yok mu Eren kardeşim? Ha, oraya gittik. Ondan sonra ne alırsan al dediyse ben dükkanımı alayım yani. Gurbetçi kadın. Dayanamam. Hı. Hayır. Öyle değilmiş olay. Olay nasıl biliyor musun? Hani mesela işte oraya bir yemek yiyelim gibisine. O şekil yani. Ben konuştum canım, konuştum kendisiyle. Tarizlik anlamında değil o dediğiniz kişiye. Sadece bir yemek yiyelim diye. Ondan sonra öyle olaylar oluyor işte, gelişiyor. Pasaport. Şöyle. Şu çantada 3 tane 4 tane fermuar var. Tamam mı? Birinde bu yan taraftan şeyi çorluyorlar ya. Yan taraftan. Orada pasaporta lıkıyorlar. Ortada da beldesi varmış. Beldeyi lıkamıyorlar. Anladınız mı? Kısaca bu yani. Sonra pasaportu Bursa'dan çıkartıyor. Vize işlemi için. Zaten Başak Hanım da bunu söylemişti bana yerini. Sürekli kendisi çünkü yurt dışına tatile çıkıyor Başak. Bahçeli evlerde dedi. Bahçeli evlerde de işte Akay'da bir Dedeman Oteli var. Orayı tuttuk. Arkadaşım ben şimdi bu videoyu onun için mi açtım? Sabaha kadar ben onu mu konuşacağım? O zaman tamam. Kaçı geldiğinde bana ben de o zaman Mehmet abiye göndereyim. Ben de arkada durayım çorlatayım onu. Benzerini söyledim size. Göksel burada mısın? Olacak ya, nefes nefese kalmıştı ben size. Tarkadan yürüdüm olmadı. Şeyden oldu. Söyledim ya. Farz et ki Gacı buraya geliyor. Ben de tek dişini gönderiyorum. Ben yani öyle oluyor. Konu onunla alakalı değil. Sadece muhabbet amaçlı. Çerez, kabak çekirdeği, şam fıstığı, çok severim fındık. Ondan sonra Amsterdam. Fazla da kacıya niye yükleneyim ki? Niye?
Niye yüklenip ki fazla gacıya? Gacı bana diyor, ben diyor seni diyor yemin ederim diyor, ben bu şekilde diyor yani şey çekinerek geldim diyor buraya. Sen diyor çok iyi bir insansın diyor. Çok misafirperversin diyor bana. Göründüğün gibi değilmiş diyor. Keşke diyor oraya gitmeseydim. Direkt sana gelseydim. Hayır, bana diyor Almanya'ya gittiğimde diyor ben sana diyor her ay diyor elimden geleni gene gönderirim diyor harçlığını. Tabii vallahi kendisi söyledi bana. Ha. Çünkü yani karşılama ondan sonra biliyorsunuz ben yani benim evime daha önceden Amerika'dan Adrian da geldi biliyorsunuz kaç defa buraya. Günür Hanım geldi Hollanda'dan. Başka Gül Hanım geldi işte Almanya'dan. Aynen. Olur mu canım öyle şey? Aynen aynen o birisi. Birisi. Bak ne demiş bak. Abla ben de seni İngiltere'den izliyorum. Çok sarıyor muhabbetin. Evet. Petek'cim hoş geldin. Hello. Özel video. Ona göre. Özel video. Kim ben mi? Sevgili kardeşim gelmiş. Amerika'dan özel video olduğu için almayacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani o patican haddini aştın ha. Yok acıya yüklen. Yok ya, tamam Eren'in dükkanını boşaltsaydım o zaman. Almanya'dan gelen misafirime. Niye masrafa sokayım o kadar? İhtiyacım olanları aldı. Kadın bana daha ne yapayım? 3 paket parlament aldı bana. Çerez aldı. Ne alırsan al dedi bana. Ben de ihtiyacım olan şeyler neyse abartmadan bunları aldım. Pizimi de aldım. 100'lük almadım vallahi. 70'likle 50'lik aldım. 70'liği dolaba koydum 50'liği açtım. 2 tane 3 tane de Amsterdam aldım. Bir tane de kendisini aldı. Orada oturdu ablasıyla konuşuyor. Oturdu içiyor. Gel buraya Rona. Tainoni. Aynen aynen ya. Aynen Sevda ya. Ama sabahtan beri diyorsun ya gacı geldi. Niye fazla aldırtmadın diye. Gurbetçi kadın gelmiş buraya kardeşim benim misafirim. Benim ona. Keşke benim durumum olsa. Ara. Buraya gel. Sensene gel onu çağırsana yanına. Ne diyecektim ya. Bu hep lafımı unutturuyor bu Aurora. Benim elimde imkanlarım olmuş olsaydı ben hanımefendi Gül Hanım hanıma misafirperverlik yapardım. Şey yani harcama yapardım. Vallahi yapardım. Yemin ederim. Öyle şey mi olur? Yüzlük istemedim. Yüzlük istemedim. Yok vallahi bak bir 50'lik. Ama sen de beni çok kandırdın. Kendine bak. Sen niye kendini söylemiyorsun? Sen de bana 2 defa ziyafet çektirdin. Ben inkar ettim mi? Gene işin gücün rast gelsin Patican. Ama senin burada böyle. İşte Almanya'dan geldi gacı. Butbelde'lıktırsaydın Eren'i. Demem bence yanlış yani. Ben sana diyorum ki benim imkanım olsa ben onu ağırlarım. Yani bu işler böyle. Evet canım.
Niye Yeliz de geldi? Adrian da geldi. Ara yani Yeliz de geldi, Eren'e gittik. Gündür de geldi, Eren'e gittik. Adrian yok. Tekliş buradayken yok. Gelirken almıştı. Sonra Tekliş'i gönderdi. Ne var bunda? Ay sıcak ya. Ya ben Arusha'yla oturuyorum ama canım yayılıyor. Canım 50'lik o kendime yüzlük bana çok ağır gelirdi. Yüzlüğü açsaydım ilerleyen saatlerde madileşirdim. Gerek yok. Ben de ne yaptım? 1.50'lik aldım, 1.70'lik aldım. 70'liği dolaba koydum, 50'liği açtım. Bu mu gözüne battı? Daha ne? 2500 TL para ödedi. Evet. Olsun böyle olsun. Bana dünkü videolardan, skeçlerden bahsedin ya. Misafirimle ne alakası var şimdi? Misafirim geldi. Evet. Gittik oteli de tuttuk ona. Dedeman oteli. Akay yokuşunda. Ondan sonra yarına vizesi için Bahçeli Evleri gideceğiz. Almanya konsolosluğuna. Eksiklerini orada halledecek. Evet doğru. Ondan sonra da Almanya'ya gidecek. Kadın zaten bana söylüyor. Sibel Hanım diyor, gerçekten diyor, yani çekinerek geldim diyor size diyor. Ne kadar diyor böyle güzel karşıladınız diyor beni diyor. Ne kadar diyor cana yakınsın diyor. Ben diyor yarın bir gün şey Almanya'ya gittim de diyor, ben her ay sana destek olacağım diyor. Hem sana diyor hem de şeye diyor. Aurora'ya. Yani ikinize. İkimize. Tabii bir insan bir yere gittiği zaman, güzel ağırlandığı zaman tabii ki içinden gelir gönderir. Yardımcı olur yani. Zaten benim durumumu biliyor. Kullüm var mı? Kesesine bereket, ışık gücü rast gelsin. Aynen. Aynen efendim. O zaman sen birkaç kişi istisna olaraktan o zaman Günür'ün bana aldığı eşyalar da çekemiyorsunuz. Desteğini. Yapmayın böyle ya. Arusha beni çok sevdi Nuray. Gül Hanım üşümüyorsunuz değil mi? Valla sıcak zaten. Camı da açtım ya zaten. Terliyorum. Ah. Arusha beni çok sevdin Nuray. Ben de. Sever. Biliyorsun onu 5 gün mü oldu? 1 hafta mı oldu? Öyle tıraş ettirdim ya. Çok tüy döküyordu. Çok güzel bir şey var Nuray. Arusha'sı var. Aylin dün taktım ya kızın şapkamı mı diyorsun? Çok mu göz alıyor bu? Ya. Şunu mu diyorsun? Al Aylin. Seni mi kıracağım kız? Al taktım. Hera. Merhabalar. Zaten yapmadı bir şey. Böyle aşırı ama sevdim yani. Mandalina. Şapka yani mandalina. Asırız. Şapsayı şu temin. Benim de de tamam. Acayip sıcak. Terliyorum. Bunda değil. Şunu mu diyorsun? Şey yazıyor bunda. Senin de gözünden bir şey kaçmıyor ha. Seni var ya.
zor kadaydı ki ya. Odanaydı kokuların yerine bilen de yer falta. Allah sana ne diyeyim ya. Dur bu video bitsin be. Ondan sonra şey yaparız. Gülüm şeyi yaparız. Bunu ben kendim taktım. Ha? Ne? Valla bunu bilmiyorum. Ne yazıyor burada? Tamam çevirdim. Ben de öbürünü zannettim. Ha bilmiyorum vallahi ne yazıyor? Gül Hanım. Gül Hanım da gözüküyor. Burada ne yazıyor Gül Hanım? Görmüyorum ki. Görmüyor. Gözlüğüm yok. Göremiyorum. New York. Tamam yaz sen söyle. Ne yazıyor burada? Ya söylesene. Gül Hanım diye gözlüğüm yok diyor. Tam ne yazıyor burada? Merak ettim. Vallahi merak ettim ya. New York. Burada. Bunda. New York mu? Evet. Ha New York yazıyormuş. Evet. Doğru. Nerede? Şunu mu diyor? Kız bu şeyi kız. Şuradan şöyle çıkıyor ya. Ayarlama bu. Normalde bu şapka böyle takılıyor. beldem de yoktu. Yalan yok. Etiket değil o ya. Etiket değil ya. Ya bu var ya bunu böyle açıyorsun ya şuradan. Ha? Ayarlama şeyi bu. Ön taraftakini diyorsan New York yazıyor orada. Ay Gül Hanım. Efendim? Bunu diyorlar bunu. Göremiyorum. Şey kalmış ya. Ha, ay maaa şimdi anladım. Tamam yırttım. Eşi. Hani bir tişört falan bir tişört alırsın da şey olur ya. Anladım. Şimdi gördüm yırttım ya. Ya bunu geçenlerde almıştım. Allah rengi hoşuma gitti ya. Ben buraya yapmayacaktım. Ya hem ondan bir de yani ziyaret edilmek hoşuma gidiyor yani. Gerçekten böyle hani insanların gelip beni yakından tanıması daha farklı. Yani sosyal medyada eğer bu kadar seviliyorsam yakınen beni tanımaları da daha da çok severler yani. Burada kendi kendimi övmeyeyim de. Görünen köy kılavuz istemez yani. Gerçekten. Gül Hanım benden memnun kaldınız mı? Misafirperverliğimden. Tabii ki. Gördünüz mü? O ablasıyla konuşuyor. Biliyor zaten beni. Kaç senedir beni takip ediyor. Canım biliyor benim sosyal medyada videolar yaptığımı. Ha dünkü skeçlerden bahsedin. Diş doktoruna büründüm. Dünkü putku olayı bunu her insan yapabilir mi? Yapamaz. Cesaret edemez. Kanalı atamaz. Bak Okşan da dahil buna. Yapamaz Okşan korkar. Kanalın zarar görecek diye. Düşünün. Putka yaptım. Similya yaptım. Tabii canım.
Misafirim ne zaman derse ki ne? Sibel Hanım, ben yanına geliyorum, bir merhaba diyeyim izleyicilerine, seyircilerine, hayranlarına o zaman. Yoksa kalkıp da ben ona teklif edemem. Beni böyle çek Sibel Hanım. Ne? Çek beni. Çekiliyorsa çek. Bir dakika görsünler. Tamam. Ama konuşmam ben. Tamam dur. Ay, şöyle yapayım. Arara da nasıl yanında tamam, bak. Tamam Sibel Hanım yeter. Bir dakika Nuray, bacak daha var. Bacak. Ha, evet. Bacak. Bilmiyorum, öbür telefondan bakmam lazım. Ne kadar izlenmiş. YouTube'da de fazla izlenmiyor canım. Ben çünkü niye biliyor musunuz? Hani burada da bırakıyorum ya. Şey olarak. Tamam, Amerika'daki kardeşim burada. Ona soru soracağım. Dünkü Putka skeç videosu mu? Diş hekimi skeç videosu mu? Hangisi? Veya soruyorum. Geneleme olarak. Hangisi daha çok beğenildi? Diş hekimi oldun, doktorluk şeyi mi? Tiyatrodaki. En çok Patican şeyde YouTube'da varmış. Başlığını da yaz. Demek ki izlememiş. Yo yo, başlığını yaz da. O kaçırmaz benim hiçbir videomu. Acaba denk mi gelmedi acaba? Merhabalar, şu an yayındayım. Şu an yayındayım. Misafirim de var. Bittikten sonra Sibel Baysal orijinal. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam canım. Şu an yayındayım. Yani. Amerika'daki kardeşim, bak kim geldi, görüyor musun? Ben sana demedim mi? Ha? Bir sürü hesabı var. Bak geldi işte burada. Ha? Geldi Fulya. Fulya Donşnat, Almanya'da misafirim var, bayan arkadaşım Gül Hanım. Ondan sonra bu video özel olarak özel. Evet, az önce ne diyorduk, videolarda kaldık, şey skeç oynadığımız videolarda o kadar emek sarf ettik yani. Başrolde oynayan benim tabii ki. Kurgu, senaryo, her şey bana ait yani. Diş hekimi mi? Doktoru olan mı? Putka mı? Alttan yazın efendim. Evet. Hangisi? Eğer 10 kişiye yakın iki video, iki skeç videosundan bir tanesi geldi. Nurcan'dan geldi. İsim okuyacağım. Putka dedi Nurcan. Tek tek efendim 10 sarıdan Putka 5 oldu. 6 Aylin Putka.
Roseda, Putka, kesinlikle. Yedi mi oldu? Üç kişi kaldı. Ona göre ona tamamlayalım. Tamam. En çok Putka'nın, yani o videonun içeriğinde, Taner, Putka, en çok o videonun içeriğinde hangisi daha komik? Putka videosunun içerisindeki hangisi daha şey, hangi sahne komik? Onu rica edeceğim. Similya, Similya var ya. Aa. Similya da var ya, havuç. Gül Hanım onları izlememiş efendim. Tamam Nurcan. Şey mi? Greyfurt mu? Greyfurt mu? Gül Hanım izlememiş de beraber şimdi videomun süresi bitsin. Önce diş hekimini izlettireceğim ona. Greyfurt. Aynen. Ben de izlemedim tam olarak. Yani şöyle. Dün pi... Aynen Dilek. Yemin ederim var ya. Usta tiyatrocuyum da şansım yok ya. İnşallah güzel bir yerden bir teklif gelir de. Var, benim Zerrin İfet diye arkadaşım var. Şu an hala dizide, ATV'de oynuyor. Araştırıyor. Eğer bana uygun bir şey olursa her zaman görüşürüm. Fulya ile görüştüğüm gibi. Zerrin İfet. Komedi sanatçısı. Aman şey. Artisti. Öyle mi? Ha, o benimle konuşmuyor. Bana madilik yaptı az önce. Olsun, canı sağ olsun. Ben ona alınmam ki ne? Ben onu seviyorum Nurcan. O da beni seviyor, ben biliyorum. Sevmese zaten engeller ki beni. Yok, daha stüdyomu kurmadım ki şarkı şeyimi. Peki. Efendim bir şey daha soracağım. Üçüncü bir skeç olayında mesela ne olabilir? Aklınızda bir şey var mı? Diş hekimi doktoru oldum. Putka doktoru oldum. Üçüncü de var mı böyle bir aklınızda? Mesela bir skeç oynayayım. O yok burada şimdi, Gül Hanım burada ya. Yok. Ne olabilir? dün zaten şey yaptık ya canım. Similyasını havuçla lıktık ya. O da onun yerine geçiyor. O ayrı. Başka diyorum. Ay pek
Bilmiyorum da onu şey yaparız ya. Düşünürüm ya. Gene Polya ile falan böyle konuşurken aklıma gelir. Ondan sonra yani ben bilmiyorum, belki Gülhan'ımı yaparım. Hayır. Şey olarak. Hayır. Tek dişle biz hani skeç tiyatro yapıyoruz ya. Anladım. Ben o kılığa gireceğim. Hani sen geliyorsun ya. Aso anladım. Tiyatro tamam. Şeklinde. Tamam, Gülhan'ımın gelişini. Ondan sonra ikinci olarak Sibel'le Eren'e gidişini. Eren'i de yapacağım ama bıyığım yok. Ama gerçi Eren bıyıksız. Benim canlı yayın olacak sandım. Eren kardeşim bıyıksız. Evet. Tamam, onu da yaparım. Bir poşet Gülhan'ımın elinde. Bir poşet Sibel Baysal'ın elinde. Ha bak, bunu yaparım. Bu tamam, güzel olur bu. Heh. Ama araya da şey, bir tane de laço sokmam lazım. O laço da ben olacağım ki ne? Gülhan'ımı çorlayan. O zaman tadı olur işte o tiyatronun. Doğru mu? Yani. O zaman kaç kılığa bürünmüş oluyorum? Eren 1, Gülhan'ım 2, Sibel Baysal 3, Çorcu 4. Gel buraya. Gel. Ay Gülşen'i biraz çağırsana yanına. Gel. Bak burada zaten birazdan Aruş'ta kapatacağım gel. Ya. Aruş'ta gel. Buradan gelemezsin. Burada su var, piz var. Buradan nereden geleceğim buraya? Bu taraftan hop et. Gel bu taraftan. Bu taraftan gel. Yapamıyorum ki Nur abi. Yardım edemedim. Ay. Gel Aruş'ta gel. Gül seni çağırıyor. Hadi git. Ben böyle bayılacağım. Bayıldım ben. Yemin ederim bayıldım. Hayatım, onunla benim herhangi bir sorunum yok. İstanbul'da Ragos'ta oturuyor. Madihane'den kendisi de arkadaşım. Ve beni arar, anne der bana. Abla da demez. Şeyden bahsediyorsunuz değil mi, Serenay'dan? Ha, her zaman diyor, burada bir kapın olduğunu, açık kapı olduğunu unutma diyor. Anne diyor bana. Serenay, Dragos'ta. Tabii. Benim onunla asla sorunum yok. O beni sever, ben de onu severim yani. Ne diyor ki? Olur mu? Bak orayı susturdu. Gülhan'ım bir şey sorabilir miyim? Deutschland Almanya'da marketiniz mi vardı? Öyle mi hatırlıyorum? Önceden büfe vardı. Büfeniz önceden vardı. Şu an? Şu an yok. Hasta bakıyorum. Deutschland Almanya'da efendim bir hastanede. Yok, özel evde mi? Evde. Ha, özel şey. Almanya'da efendim özel bir evde. Nasıl bizim burada hani böyle bakıcılarımız oluyor. Çocuk bakıyor. Gülhan'ım. Önceden büfesi vardı. Onu kapatmış. Ama şimdi bir yandan ablasıyla konuşup da sen nereden biliyorsun ki bana sinirli cevap verdiğini? Hayır. Asla değil. Yorgunum. Ben sordum kendisine. O da cevap verdi yani. Vermek zorunda da değil. Telefondaki birisi kurdu demiş de. Bir de ablasıyla konuşuyor zaten. Andere zaten diyor. Dişif mi diyor. Şeyi de toplamışsın. Evet efendim. Yorgunum diyor ya. Ne madi şeyler ya. Yorgunum diyor. Kadın ta Bursa'dan gelmiş ya. Beraber gittik Dedeman Oteli'nde. Otel ayarladık. Dedeman Oteli'nde.
Ankara'nın en kaliteli. Hilton'a götürecektim. Hilton bana uzak. Efendim, Gül Hanım Nisan Acar'ın gençliğine benziyor. Zaten kendisi de genç de. Ama gençliğine yani Nisan Acar'ın. Evet, Hülya Avşar'a da benziyor. Hülya Avşar'la Nisan Acar. Yok ya, o kadar değil. Yok canım, sen Neslihan Acar'ı Gole'den göstereyim ben sana. Aynısısın. Sen Neslihan Acar yaptın o ya. Ne, ablana sor. Aynen güzel şeyleri, gezi suyu gelirim. Evet, benziyor değil mi Nurcan? Bak. Şey, ben kendimi görebilir miyim Sibel Hanım'ın Ne? Eren'deki videoyu? O şu, onu birazdan şu bitsin. Tamam. Birazdan Merak biter ettim. zaten bu. Yıldara, ben bugün konuşamıyorum. Ses gökten çıkıyor. Sen mi yazdın benim alın yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Ayol, Gül Hanım'ın ayak şeyine varana kadar şey çizme. Ben dedim çıkartma. Ben temizlerim. Mutlu oldum. Benim çizmemi Ben mutlu oldum. Çıkın çıkın gelin bana. Seda Sayan'ın dediği gibi. Sibel konuşmuşlar. Baysal'ı yakından tanıyın. Bir gelin evine. Bir çay, bir Zihniyet kahve için. çıkarmıyor diye. Eğer Folia buradaysan kaç market gezdik? Yani şey olarak iki market gezdik. Şey bulamadık. Konserve nohutla bamya. Bulamadım. Kaç gündür de canım istiyor. Patican. Hadi bir gönder bakayım Sibel ablana. Bir sanal market yap bakayım hadi. Karışık kebap gönder. Misafirime fazla yüklenmek istemiyorum. Ki yüklenmem de. Nurcancığım, Migros yok burada. Burada A101 var. BİM var. Nardo olmak kolay değil Mega ya. var. Nardo. 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 Ya bu Gül Hanım, sorry, bu patican bir gün bana Aurora'ya kebap, ziyafet. Şimdi bana diyor, Gül Hanım, Deutschland Almanya, o sana alsın kebap diyor. Aa, bu patican var, bana göndermişti burada. Sence yani mantıksız? Patlıcan göndersin. Patican, patican. Patlıcan hepimize gönder. Patican hadi hepimize gö Aldın mı cevabını patican? Kebap Seviyorum diyor, o videoyu gördüm diyor. Thank you diyor, yani teşekkür ediyor benim adıma şey. Tabii canım, iki defa ziyafet çektim bize Aurora'yla. Leute
Şimdi bu ne diyor şimdi bu? Gülhanım, bir soru daha gelmiş. Efendim. Normal bir soruları biliyorsun, ben biliyorsun normal. Aslen buradan mı gitme diyorlar şey, Nurcan Hanım sormuş. Bu Türk yani, aslen nerelisiniz yani, doğma büyüme mi Almanya? Hayır, Kastamonu. Kastamonu. Bana yakın efendim. Arabamla 1,5 saat. Kastamonu'nun da etli pidesi, sarımsağı meşhurdur. Doğru değil mi Gülhanım? Gülhanım hiç gitmemiş Kastamonu'ya 3 kez. Tamam işte, benim orada kızım var. Manevi kızım var benim. O da gelmişti bana. Onunla da videomuz var. Çiçek. Bir de Taranası. 3 kere gitmiş efendim. 3 defa gitmiş. Abla çok kültürlüsün. Yine maşallah. Teşekkür ediyorum efendim. Tabii ki yani işime gelen sorulara yanıt verdim. Nasıl şey İşime aşkı gelmeyenlere yapmış? asla görmezden gelirim Aşkı yani. yapmış kucağıma. Sesin kısılmış demiş Çevirmiş Fulya. Öyle mi? Ama Fulya, hava sıcak, bir de Gül Hanım'la beraber yürüdük ya, merdivenden falan çıktık. Ondan sonra otel tutmaya gittik. Otel işte ayırtmaya gittik. Ondan sonra hep böyle Ankara biliyorsunuz. İnişli çıkışlı. Hatta dünden ben fark ettim. Doğru söylüyorsun Fulya. Dünden bu yana biraz sesimde böyle şeylik var. Ama hava iyi. Hava iyi. Sibel canım, selam İzmir'den. Deniz nasılsın canım? İyiyim canım. Teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Hoş geldiniz. gittim ya. Rahatsız bir şizofren Yapsın. Bana ne? Ama daha diş aymar Ben kalkıp da ben kalkıp da Gül Hanım'ı kendi isterse yanıma gelir. Kendi isterse yanıma gelir. Bir de o konuyu açıklamak zorunda da değiliz. İstemiyor Gül Hanım de. Çünkü Fulya Hanım'la biz bir video yaptığımızda 5-6 defa o kişiyi almak istedik, gelmedi. Yani. Asena mı? Asena mı? İzmir'deki Asena mı? Gül Hanım şunu bir çağırsan. Zaten bitecek az sonra, bir bakayım şeye de. Tam böyle 1 saat olmasını bekliyorum ki YouTube kanalıma atacağım, bir hatıra anı kalsın. Baktım 10 dakika var, 7 dakika var. Patican, Patican gönderecek bugün bize herhalde, Aruşkan dediğine göre. Gönderiyor mu kebap? Piyiz gönderme, piyizim var, Gül Hanım alıktı bana. Ha. Yok, ben gacıya yük olmak istemiyorum. Gurbetçi. Yok, Yeliz de gelince öyle bana söyledi. Sibel abla, ne istiyorsan al al diye. Ben Yeliz'e de fazla yük olmadım. Adriana da. Bir tek Gündür'e fazla yük oldum. Gündür da medelik yapan şimdi bana. Önce güzel güzel dinlerler, sonra ağzını yine Ya getirir. o benim zaten hayat arkadaşım İşte Gündür. tekrar nasıl O yüzden yani. kültürüyet. Anladın mı? Misafir ayrı, hayat arkadaşlığı ayrı. Aynen. Patican, her zaman kapım açık. Her zaman başım gözüm üstünde gelebilirsin.
Hatta geldiğinde de ben seni ağırlayayım ama 2 gün önceden ara beni ki. Kendimi ayarlayayım yani bütçe olaraktan. Ben de sana burada bir ziyafet çekeyim canım benim. Gel ben seni Bahçeli Evler'de en kral restoranlara götüreyim. Ha şurada Balgat'ta Ciğerci Caddesi var çok meşhur. Gel götüreyim seni oraya. Çok güzel yapıyorlar ciğeri. Ben çizmenin de tam boğuna doğru gelmişim. Yemin ederim Pati canım. Yok ben şey yapamam Patican. Hani öyle yazıyorlar ya. Bak Kader de gelmiş. Kader de geçenlerde ailesiyle birlikte bir İskender salonunda İskender yiyorlardı. Paylaştım ya. O Kader. Annesi vardı. Nenes, büyük annesi, babası şey, nenesi vardı. Kadercim hoş geldin güzel kızım. Hayranlarım yani. Ama sen gönderirsen Patican olur. Piz alık naşlat mı? Pizim var. Gül Hanım aldı bana. Duyulmamıştı ya. Berin Serdan hoş geldin. Yo Gül Hanım bana pizimi alıktı da eğer sen diyorum hani kebap gönderirsen gönder. Patican kardeşime söylüyorum. Ha bak Kader ne demiş? Merhabalar Sibel ablam hayranınızız size her zaman. Evet geçenlerde o annen de o annen de büyük annen miydi? Baba annen miydi? Bir de annen vardı herhalde İskender salonunda. Doğru mu Kader? Ailecek gitmiştiniz. Bir annen vardı, bir de büyük şey. Baba annen miydi? Anne annen miydi? Kader Hanım'dan cevap. Aa, Melisa geldi. Gelsin. 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 Biz onunla konuşmadık. Elisi gelmiş de. Yürüyün. Yok, almadım, almadım. Alt buradan izliyor. İzlediği zaten belli onun. O zaman şöyle yapalım. Madem Gül Hanım, o da zaten bizim Kader Bey. Kimseyi almıyorum. Özel video bu. Kimseyi almıyorum. Özel video bu. Almanya'dan misafirim olan Gül Hanım ve benim sevgili hayranlarımla olan şey özel video. Kimseyi almadım ben. Alacak çok benim samimi olduğum dostlarım geldi buraya. Aa, şu an mesela Kader Hanım bile dese Sibel abla beni al. Bir de artı bir de özel video bu. Hayır. Kendisi bundan sonra açsın o beni alsın. Taner Duman, organizatör, astolist. Hoş geldiniz efendim. Kısaca süre bitecek, bitmeden özetleyeyim. Deutschland, Almanya'dan Gül Hanım beni 5 yıldır, 6 yıldır tüm sosyal medya hesaplarımdan takip eder. Bir gün Bursa'ya yolu düşer. Bursa'da Melisa ile bir arkadaş olaraktan yemek ister. Yemeğe çıkartmak ister. Sonrasında Melisa ile yazıştıktan sonra Melisa şey sormuş neredesin diye. Arap Şükrü, Taner sen bilirsin Bursalısın. Bursalısın sen. Arap Şükrü diye bir sert mi oluyor orası? Süre bitmeden hemen açıklayayım kısaca. Sonra Gül Hanım orada Melisa'yla kafasını tam bitireceğim ya öyle yapıyor bak. Tam bitireceğim ya.
kısaca özetliyorum. Gül Hanım diyor ki ben Melisa'yı beklerken diyor vermiş oldum. Doğru mu Gül Hanım anlatıyorum? Ben Melisa'yı beklerken Arap Şükrü semt mi oluyor ha? Semt oluyormuş Bursa'nın semti. Restoranlar. Restoranların olduğu yermiş efendim. Taner sen iyi bilirsin. Tamam mı? Sonra diyor ben Melisa'yı beklerken diyor bir tane diyor şey geldi diyor. Beyefendi geldi diyor. Tamam mı? Ben diyor Melisa'yı beklerken orada diyor. Balıkçılar var, lokantalar demiş Taner. Ha, tamam Gül Hanım da öyle söylüyor zaten. Restoranlar varmış orada. Hani ya niyeti Melisa'yla orada bir yemek yemekmiş yani. Ben Melisa'yı diyor görmedim. Ben Melisa'yı beklerken diyor başka bir laço geliyor. Bana bu madiliği yapıyor. Ben Melisa'nın günahını alamam diyor. Efendim oradan konuşabilirsiniz. Yok yok boş ver Sibel Hanım. Yani benim anlattığım gibi mi? Siz bana anlattınız ya. Böyle mi oldu? Aynen. Öyle olmuş. Ama diyor ben diyor gerekli paparonlara gittim diyor. O orada diyor şey varmış. Her yerde var kamera. İşte. Ha. Gitmiş gerekli yerlere. Gerekli şeyi de bulunmuş. Yani orada ben demiyor. Melisa'yı ben arkadan gördüm demiyor. Melisa'yla diyor. Lokantaların olduğu, restoranların olduğu yere diyor. Hani yemek yiyecektik diyor. Başka bir laço geliyor diyor. 10 dakika içerisinde diyor. Melisa'yla konuştuktan, yazılıştıktan sonra diyor. Yani iletişime girdikten sonra. Ama ben Melisa'yı görmedim diyor. Doğru mu Gül Hanım? Gördünüz mü? Görmüş. Görmüş efendim. Süper Hanım. Tamam tamam. Görmüş. Yok Nurcan görmüş. Görmüş. Önce laçoyu arkadan da Melisa'yı görmüş. Okeyim mi? İşareti yaptım nine diye ama bana dedi ki öyle diyelim. Anladın mı ben? Evet. Efendim. Tekrar süreme bakacağım. Ay ay ay. Bir an içeyim. Et hastam hiç bisiklet etmiyor. Anladın mı? Gül Hanım. Ama şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Siz dediniz ki önce ben Melisa'yı görmedim. Bir beyefendi geldi 10 dakika içerisinde. Ben Melisa'yı beklerken orada restoranlar bölgesinde. Ne diyorsunuz bu konuda? Ben Melisa'yı görmedim. Görmedin. Görmedim. Tamam görmemiş efendim Melisa'yı. Görmemiş. Tamam. Melisa'yı görmemiş. Görmediğini söylüyor efendim. Ama görmedim diyor Melisa. Sadece seninle buluşmak için gelmiş oraya. Yemek yemek için. Orada da seni beklerken başka bir laço geliyor. Çoru yapıyor. Yok görmedim diyor. Allah var. Ben yanlış anlamışım. Öyle dedi. Ben dedi görmedim Melisa'yı. Yani. Ama yazışmanız... Hayır yazmadı Sibel Hanım. O bana yazmadı. Ben yazdım. O sana yazmış Melisa. Gel şurada restoranda oturalım. Yemek yiyelim diye. Geri cevap gelmedi Sibel Hanım.
Melisa geri dönüş yapmadı mı size? Yapmadı. E o zaman Melisa için niye böyle yaptın yani, neden böyle bir ha Melisa ile ya, ama yazdım diyorsun, dönüş sağlamadı diyorsun. Hayır. Ben öyle bir şey okumadım demiş, dönüş sağlamadım demiş. Dönüş sağlamadı. Yazdım ama dönüş sağlamadı. Görmemiş mi Sibel Hanım, yoksa nasıl? Bana öyle bir şey gelmedi. Görmedim, görseydim cevap mı? Bir daha söyle bakayım. Sürem bitiyor. Bitecek. Acilen söyle. Çünkü bu özel bir video. Kimseyi almadım ben. Arabaya... Gel kız buraya. Sibel Hanım, bunu teftiş bakabilir, dinlemiyor beni. Gel buraya Arona. Buraya gel. Buraya gel, bak ne vereceğim. Hayır, kedi sesi var ya orada. Ondan dolayı öyle yapıyor. Ha. Bu arada efendim. Nereden yazmış diyor. Orayı hiç bilmiyorum Sibel Hanım. Ben sarhoştum. Ben diyor PSD'ydim diyor, hatırlamıyorum diyor. Melisa da diyor ki ne, ben okumadım diyor. Ama diyor ben diyor şeyle gel buraya. Ne vereyim buna ya? Neyle Sibel Hanım? Anlat. Ne? Ne olmuş ki? Zaten süre bitiyor da. Aurora. Arora gel. Okumamış, okumamış. Gerçekten de ştrih yok bunda. Nereden yazdı demiş. Keşke o gün Fulya'yla video yaparkeni gelseydi. Efendim, bu arada Keşke olurdu. Melisa'yla Gül Hanım görüşmemiş. Gül Hanım buradan zaten cevap veriyor. Görüşmediniz değil mi? Görüşmediniz. Ama bu Bursa'daki bir semt var. Şey işte bu lokantaların olduğu bir yer. Oraya nasıl hani bana farklı anlattınız ama siz. Yazdım Sibel Hanım, yazdım, cevap gelmedi. Melisa'ya yazdım diyor, cevap gelmedi diyor. Sonra siz Arap Şükrü olan lokanta olan Bursa'yı ben bilmiyorum. Lokanta bölgesiymiş herhalde. Restoranlar varmış. Sonra siz Melisa ile iletişim kuramamışsınız değil mi? Ben mi? Ha. Hayır. Bir daha ben yazmadım, aramadım. Melisa da dönüş sağlamamış size. Hayır. O zaman Melisa'yı o zaman Melisa zan altında kaldı işte. Şey, aklandı. Önce zan altında kaldı. Sonra şimdi aklandı. Ne mutlu Melisa arkadaşıma. İstikrarlar dediği de müzik bakıyor. Hemen nasıl şey yaptı, hemen nasıl ortaya şey etti. Ay 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 ay. Sibel Hanım, kimseye iftira atamam ben. Yanlış anlaşıldı. Anladın? Sevmem iftirayı. Ama Gül Hanım şimdi Bak, kimse... yazdım, 10 dakika sonra o roman geldi diye ben şüpheleniyorum dedim. Sibel Hanım. Ben diyor Melis, ama Melisa'da yazdığınız mesaj görüldü mü? Önemli olan o. Görülmedi. Görülmedi. E, tamam. Görülmedi. O zaman burada Melisa'nın suçu ne? Günahı ne? Melisa'ya diyor yazdım diyor. Ondan sonra Tatlas etmiş Filiz Nur.
Hı? İşte öyle dediğim gibi Sümer Hanım. Boş verelim onu. Neyse efendim burada. Yani. Böyle yaşamanın tadı kalmadı ey. Düşenin dünyada dostu yokmuş. Aman aman yokmuş. Aman aman yokmuş. Eman eman yokmuş. Vay vay. Daha geçenlerde Melisa o kadar madilik yaptım ona. Amerika'daki Roy Beyefendi'nin yayınına katılmış. Orada benim hakkımda kötü konuşabilirdi ama öyle bir şey konuşmamış. Bana herkesten haber geldi. Üstelik demiş ki ne Sibel Baysal bir markadır. Bir astrolisttir demiş Melisa. Ama bu tür şeylerde ne oldu? Şimdi Melisa'nın tabii ki aklandığı. Bakınız efendim nereden nereye? Ama yine söylüyorum. Keşke geçenlerde Fulya'yla videodayken gelseydin. Gülüyüzümleri. Ben başka taraflardan şey yapmışım demek. Yemin ederim müşterik var mıydı diye sordu. Yok ki dedim. Rahim yapmış baba diye, barış kadın diye. Demiş müşterik de işte kıskanmak demiş. Anlamadım. Faiziymiş, bir sürü şeyler var. Bu hatta geschrieben, değil geschrieben demiş. Man kann zwei, drei yerden O yazılıyor. zaman bundan sonra Fulya açsın. Ama bir kere Tamam mı? geliyormuş. Ondan sonra ben bu YouTube kanalından gelemem biliyorsunuz. Çünkü madilikler dönecek. O yüzden dikkat ettiyseniz de kimseyi alıkmadım ben buraya. Yani bu kadar değerli konuklarım geldi. Almadım özellikle. Heh. Ne oldu kız? Aynen. İstop egal Nuray egal. Totsam Buster de. Anladım dediğimi. Dediğim. Tamam ben süreni dur bakayım. Baş. Ya. Bir de ben Hundet mal. Hundet mal bir de şey yaptım. Ne diyorlar? Paylaştım. Boş ver. Uyurum. Sibel Hanım ne yapıyorsun orada? Çekim mi? Çekim mi yapıyorsun? Daha konuşuyorum canım. Nasıl? Ha, Kimle? Nurcan abla gelmiş bana diyor nasılsın Sibel diyor iyi misin diyor. Nasıl? Oh, kollarım ağrıyor kızım. Ay. Her yerim ağrıyor. Hiçbir mityakya koyma yaptım. Bir tane şayısı. Aynı gezi efendi de diye. Hadi Patican ya. Kebap bekliyorum senden ya. Aruşka ile bana. Karnımız acıktı. Bana da göndersin. Aa sen koskoca Deutschland Almanya'dan Olsun. geldin kız. Olsun. Kebap da benim ne olmuş.
Canın sağ olsun kız. Aa, menajer kulüm gelsin de bari ısmarlayayım sana. Hayır, ben buradayken de biz, ben anam. Ben de espri yaptım yani. Kızarım valla. Sorry. Ben kaçayım gideyim, kim gelirse gelsin. Ben bir tuvalete gideyim Sibel Hanım. Ay. Çantamı da alacağım. Al canım. Ayıp olmazsa. Yo al al. Halamın evine gitsem de alıyorum. Annemin evine gitsem. Biliyorum, bende de var o. Nerede Sibel Hanım tuvalet? İleride sağ tarafta. Ay. Tuvaleti yaptırdın mı? Yerler kaldı. Fayanslar yapılmadı ama franga. Haberi var mı geldiğimden? Kime? Gülnur oğlum. Gülnur bile bana boks yapmasın Fatih. Sağda. Gördüm Sibel Hanım, gördüm. Ha. Evet bak, tamir ettirmiyorlar diyor. Tuvaleti tamir ettirmiyorlar. Aman o tuvalete var ya, alafrangaya ne kadar şey gitti. Ay Sibel Hanım, oldu mu? Ben buradayken koli. Hayır ya. Patican'a diyorum ya. Buradan Nurcan ablaya dedim. Mahsus'dan ya. Herkesi severim Sibel Hanım. Ama adamı döverim ben. Benim bir huyum var. Vallahi döverim şişeyle. İçeri gireni. Ben buradayken kimse girmesin. Ah. Oh. Ay canım. Ay. Sibel Hanım yoruldum. Ölüyorum ben. Acaba yüzüm nasıl kız? Güzelsin. Yok, sen yalan söylüyorsun Sibel Hanım. Aa, aşk olsun. Şuramı sevmiyorum Sibel Hanım. Burayı kestireceğim. Şurada, kompleksim burada. Kıkırdak mı? Ne oluyor yok, burası? Yok, zayıfladım, sarktım. Orada mısın kız? Ha, birazdan şey yapacağım. Yok, kız kardeşime kız diyorum Sibel Hanım. Ha, onunla mı konuşuyorsun? Ben buna kız diyorum. Anladım. Burayı İsmail içtin mi? Koy temizle. Önce kız hemen otele valizi attım, hemen taksiye bindim. Sibel Hanım'ı göreceğim. Hopet anneye gel. Koştum. Buraya gel. Buraya gel. Tamam, buraya gel. Buraya gel. Gel. Şöyle aldım. Gel yanıma. Ay Patican seni görecekmiş. Vallahi billah. Patican diyor. Gel. 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 Gel buraya. Sibel Hanım rakı içiyor. Ben bira. Git mamanı orada kuru mama. Ye. Benim o kadar kızdırmalarıma göre. Sibel Hanım'ı az kızdırmadım Nuray. Efendim, kısaca şöyle bir özetleme geçeyim tekrardan. Olur mu efendim? Önce şöyle. Evet. Alttan çok güzel iltifatlar yağdırdınız sevgili misafirim. Doşnak'tan gelen Gül hanımefendi. Aynen Asiye. Doğru. Hanımefendi gerçekten çok bilgili, kültürlü, ondan sonra güzel, kalpli. Sohbeti muhabbeti çok güzel efendim. Bundan dolayı Gül Hanım, gerçekten geldiğiniz için beni mutlu ettiniz. Siz burada mutlu oldunuz mu misafirperverliğimden? Tabii ki Sibel Hanım, memnunum. Konuşamıyorum.
İyi ama tamam da şimdi kalkıp da bu patican beni kandırıyor. Diyor ki ne? Ha bu üçüncü beni yok iki kere kaldı, kandırmadı Gül. İki kere vallahi billahi. Sen gördün kız videolarda. Ziyafetler çekti ya buradaki Aurora'ya bile dübleler söyledi. Yani tavuk söyledi etti. Nurcan desen öyle balık söyledi. Benden çok sevdiğiniz bir şarkı vardı söylüyordunuz ya Türkiye'ye gelmeden hangisiydi o? Okumak istiyorum size. Bulamazsın mı? Sibel hangisiydi? Bulamazsın herhalde değil mi? Evet, bulamazsını söyleyecek Sibel bana Nuray. Sen de dinle kız. Kardeşi ablam da dinliyor Sibel Hanım. Bu da dinliyor. Sesini beğendi. Öyle mi? Ama ben şey yapıyorum. Müzik henüz şey yapmadım. Müziksiz de Hadi Sibel Hanım başla şu şarkıya. Nuray. bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın Gül Hanım. Bulamazsın Sibel Baysal'ın Doğru. Çakır çakır yap kız. sesini. Dur. Alkış değil. Evet. Ne kadar güzel söyledin değil mi efendim? Sibel Hanım, ayna var mı? Ayna. Aynaya bir baksam, kompleks yaptı. Var. Abi yine şurada bakıyorum. Al 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 al. Ayna var burada. Perişanım değil mi Sibel Hanım? Hayır güzelsin. Sen şaka yapıyorsun. Va güzelsin diyorum kız beni mi çekiyorsun? Çek. Yok vallahi çekmiyorum. Çekebilirsin şu an Hayır. makyajlıyım. Hem de kaliteli bir hendi değil de bacımla konuşuyorum. He. Aynayı vermiştim Yok sana. böyle tuttum da kendime bakıyorum. Ha, yok yok güzelsin. Güzelsin. Bak gerçek söyle. Vallahi Bak güzelsin. 57 yaşına gireceğim Sibel Hanım. Gerçek söyle. Nerede bu ayna? Karıştır Nerede? kız. Nerede? Nerede? Karıştır Nerede cebini. ayna? Kadınız işte Nuray. Kadınlar böyle anneye bakar. Ben zaten fazla sohbet yapmam Sibel Hanım. Benim için o kadar iyi ki böyle burada oturmak. Evet. Birisi böyle benim başıma böyle cak 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 böyle konuşanları hiç sevmem. Rahat bırakacaklar. Ay ne güzel böyle keyfim Nuray. Kız keyfim çok iyi. Esasında ben o paraları 2 günlük otel parasını Sibel Bey sana verseydim koltuğunda yatardım da olmadı işte. Ama Gül Hanım sizden gerçekten şunu öğrenmek istiyorum. Sibel Hanım sesim çıkmıyor. Benim mi sesim çıkmıyor? Benim. Neyi öğrenmek istiyorsunuz Sibel Hanım? Ya şimdi Melisa'yı aka çıkarttık değil mi? Melisa'yla bağlantı Ben yalan kurmadınız. konuşamam. Ha, bak şu an bak ne kadar saçım böyle ne kadar güzel oldu. Benim mi?
Tabii sen kendin komplekse giriyorsun. Ayol yeri geliyor ben şebek gibi çıkıyorum yani ekranlara. Evet, Sibel Hanım sorabilirsin. Çok güzel, güzelsiniz, evet. Duygulandınız mı? O yüzden mi? Sibel Hanım, ben acayip duygusalım. Valla ağlayacağım yere yatıp. Ama neden burada ağlanacak bir şey yok ki? Benim de... Ay. Neyse, sorabilirsiniz Sibel Hanım. Kalbim duracak. Kalbim duracak şarkısını mı okuyayım sana? Kız kalbim duracak şarkısını okusam o zaman tamamen kalbin durur. Kalbim duracak. sen de bana eşlik et o zaman. Ses yok bende Sibel Hanım. Ha, ben de o şarkıyı bilmiyorum şeyden. Sizin hiç güzel değil. Hadi şarkılara gitmez. Bir de yaşlandık. Ses iyice gitti. Ay. Ya yaşlandım dediğin daha kaç yaşındasın ya? Ben 60 yaşındayım, sen 56 yaşındasın. 57, aramızda 57, 3 yaş var aramızda. 3 yaş, ben 3 yaş, ben senden küçüğüm. Sen şey Nuray. Sen duyuyor musun? Böyle yaşamanın tadı. Sesin gitti kız senin, Nuray. He, iyi iyi. Ah oh, Sibel Hanım. Patrican'a yalvaracağıma. Lokantanın telefonu var. Söyle diyorsan yemek söyleyeyim kendime. Söyle, söyle Sibel Hanım, ben bir şey demedim. Bu Patrican kimmiş? Ben duymadım ki onu, ona yalvardığını. Vallahi. O bana şey söylüyor. Hayır, ben bacımla konuşuyorum. Kandırıyor beni. Sen kendine yemek söyleyebilirsin. E ama bana getirmiyorlar buraya. Niçin? Ay. Bak. Kapattım telefonu. Niçin? Kolilerle mi uğraşacağım? Ay yok ya. Ha, onu diyorum. Sen şimdi şey yaparsın oradan. Ben buradan başka birine, burada Fulya var ya benim. Hı? Ona söyletirim. Kapıdan ödeme yaparız. Sen şey yap. Ben bir şey istiyorum. Ne kadarmış? Ne kadarmış kız? 750 TL. İyi bir şey değilmiş. Tamam. Tamam, ben bir şey demedim. Ha, versin diyor. Tamam, dur. Tamam Fulya. Biraz da üstümde ayırmam lazım. He. Ay ay ay. Bakmam lazım Sibel Hanım. Ya 100 euro varsa yarınki şeyim de çıkar. Ne var? 700 1285 TL. O olmaz. Kapıya bir tabak kebap gelsin, ben öderim. Hayır şu an sen de yiyeceksen. Ben yemeyeceğim. Ha, tek kişilik mi? Yedi. Sadece sana. Ha. Aruşka'ya. Tamam. Aruşka'ya. Öyle pahalı. Ha. 1200 olmaz. Yok. Fazla şeyim yok yani. 715 demişler. Tamam. Fulya'ya ben inanırım. O olur. Tamam, versen bana canım. Sana niye? Kapıda öderim ben. Hayır. Hı. Ben onu atacağım. O bana buraya gönderecek sanal olaraktan. Tamam. Ama son olsun. Tamam. Bekleyeyim. Biraz da bende kalsın. Taksi parası falan lazım. Değil mi? Az da getirmedi. Vatı. Ne kadar ya taksi parası?
Arası nerede? Kız ben seni arabamla götürürüm. Hı. Nerede bana? Yarın lazım. Ne? Taksi ödeyeceğim bununla. Tamam ben götürürüm ben seni dedi bana. Sen şu an orada ne kadar var? Süper Hanım o benim biraz üstüm. Şurada şuraya bana vereceksin ya. Ona göre ben Fulya'ya söyleyeyim de. Ay. Ha fazla verdin. Başta mı verdin bana? Dur. Kız geliyorum öyle şeylerde üşenmem ben. Al. 700. Hı. 700 yeter. Hayır, Fulya diyor ki ne? 875 dedi ya. Hayır Sibel Hanım, bak gidelim seninle. Sana orada personelik ısmarlarım. Tamam. Alıyor. Değil. Dedi. Ha, bunu yerini zannettim ben. Tamam. Al bunu tamam. Bitti. Anladım. Bir tabak kendine ye. Das evet var. Efendim. Gül Hanım kebap paramı verdi. Burada. Sayın Kerem'i verdi. Ama helal edin. Helal ediyorum. Helal edin. Ediyorum. Yani. Nasıl varsın diye. Amerika'daki kadim dostum Adrina demiş ki ne şey demiş kesesine bereket demiş. Gül Hanım öyle demiş, Fulya öyle demiş, kesesine bereket demiş yani. Afiyet olsun. İşi gücü rast gelsin demişler. Evet efendim. 600 TL herhalde. Yok 700 TL. Sen şeyi gönder. Fulya. Bamyayla nohut. İkişer adet. Ben buradan kapıdan ödeme yapacağım. Sen şey yapma. Adresi ver. Para verdi bana Gül Hanım. Ha, kaç gündür canım istiyordu. Yok. Kadın kendisi verdi. Niye şey olsun? Kadın kendi verdi. Ne alaka ya? Ya sen bunu bana göründen vermedin içinden. Evet. Yoksa vermem mi? Ay. Şimdi biri bir şey mi söylüyorsun? Ben boş ver ya. Sapık mı millet ya? Benden zorla kimse bir şey alamaz ki. Kadın kendi içinden geldi ya. Yoksa vallahi vermem. Ne diyor ki orada birisi? Yok diyor az verdi diyor. Yok birisi diyor. Hayır canım, zorlama aldı diyor. Onlar siktir bir gitsinler. Benim kendime göre giderlerim var daha yani. Onlar ne öyle benim kafamı bozmasınlar. Ben Almanya'dan sana aralarda gönderirim yani her ay. Bak ne dedim başta da. Doğuştan Almanya'ya gittiğinde her ay dedi. Elinde olduğunca. Benim çok işim var. Sibel göndereceğim ama. Dedi. Vallahi diyorum çok işim var. O ne terbiyesizlik yapıyor ki. Ona herhalde gitmedi de ondan dolayı o. Az mı vermişim yani? He. Az mı o paralar? O paralar güzel paralar. Türkiye'de güzel. Öyle diyorlar. Orada da güzel. Sibel Hanım orada da güzel. Almanın parası şey değil mi ya? Buyurun. Sibel Hanım en azından 100 euroya yakın para harcadım. Onun Allah. Ya için. Tamam da bunlara ne o? Neresi? Birkaç kişiye boş ver aldanma Gül ya. Hayır yani 100 euroya yakın yani gelmişim gönülden vermişim. Ha, gönülden verdim diyor efendim. Onu ne az diyor ki onlar yani. Onlar bir siktirsin gitsin kafamı bozmasınlar. Kendileri göndersin burada ne? Oradan doğru coz sokuyorlar. Almanya'dan geldi de. Vallahi benim ben de buradayım yani. Ben de buradayım canım. Öyle pislik hareket yapmasın kimse. Kendi göndersin. Bak ne diyor. Kayıt alır diyor. 100 lira alırım diye diyor. Senin başına iş açar diyor benden için. Asla değil.
Asla değil. Nurdane sen şahitsin. Senin ablan istemese verir mi? Veya birine kayıt yapar mıyım? Al telefonuma bak. Bak benim bacım da dinliyor Sibel Hanım. Şey demişler. Ya kadın. Kadın tamam mı? Kayıt yapar seni saygı yapar demiş. Veya gitsin işin orayı da sarada da sıra iş yani. Eğer gelirse burada yayın. Morgan bin iş. Bu Amerika'da olan Adrian burada diyor ki ne? Zaten şey edemez da. Ben sadece Morgan. Aynen böyle ne yapıyor? Onu hangi halk şimdi konuşacak beni konuşacaklar. Sibel Hanım ben sana her zaman yardım ederim Almanya'dan yani yardım ederim. Buyurun efendim kadın konuşuyor daha ne şey yapıyorsunuz ya. Ama böyle hani gelir gelmez de onu versin bunu versin olmaz ki. Benim için mi diyor? Ha, yok hani o insanlar... Ha buradaki birkaç yazanlardan mı bahsediyorsun? Sesimi duyuyor mu onlar benim? Ha, duyuyorlar şu an. Vay terbiyesizler vay. Sesimi duymuşlar. Ay Nuray. Terbiyesizler dedim valla bana ne? Sonra şey ederim. Şeyde. Benim otele vereceğim parayı neden Sibel Hanım'a verip de kadın elinden geleni yaptı işte bana harçlık da verdi. Kimseyi ilgilendirmez ki. Götürdü beni markete. Eren'e gittik. Ben bir bayanım Sibel Hanım. Ben giderim duşumu yaparım rahatça otelde giyinirim. Pijamamı giyerim. Haklı mıyım şimdi? Tabii. Hayır diyorlar ki ne? Hani otele vereceğin parayı Sibel Hanım'da kalsaydın. İşte ben de diyorum ki ben bir bayanım, duş yaparım, pijamamı giyerim. Ben laço muyum? Sibel Hanım. Ben de kaçayım. Tamam 2 günlüğüne ödedim. 2 gün sonra da... Ha, oteli tuttuk efendim 2 gün parasını verdi, doğru. Demişler ki hani sende kalsaydı otelde kalacağını. Ha, güzel bir şey yazmışlar ama. Sormuşlar. Hı hı. Ay parayı duyan efendim şu an yüzde çıkar herhalde. Gülhan'ın bana harçlık bıraktı ya buraya. Ben paranın fazlasını sana Almanya'dan göndereceğim. Duydunuz mu? Şimdi bunlar az. Anladın? Sesi geliyor mu Günür? Aman. Bunlar az yani. Almanya'da gideyim Almanya'ya oradan göndereceğim Sibel Hanım'a. Siz de görürsünüz. Evet. Çatlasın. Sibel Hanım bira var mı? Bir bardak rakı doldursana Sibel Hanım bana. Bir zahmet. Ama şeyden getirebilirim. Nereden? Telefonla. Hayır Sibel Hanım. Bir bardakçık şişenden.
Ha, bir bardak. Bir bardak şişenden fazla değil. Ama ben daha Amsterdam'ı açmadım ki. Nasıl Amsterdam'ı açmadın Sibel Hanım? Ben şu an rakı içiyorum. Ben ama rakıdan istedim azıcık bir şey. Sibel Hanım bira istemedim. Bir bardak. Cimri misin? Yok canım, değilim. Ne? Niye? Tamam. Gördün mü Sibel Hanım bana bir bardak rakı vermek Hayır, istemiyor. tamam, ikram edeceğim ama Heh. yani Ne? o bardak önünüzde mi efendim? Yok, bardak önümde yok da bu tekniş de buralara gelmesin. Böyle yaptı. Buraya elini attı, gıcırma gitti orada. Onun için attım ben onu. Zaten gitti gitti. Elini Dün atıyor buraya doğru. boş ver şimdi, öyle Hayır, konuşma sen. Sibel Hanım böyle Ya yaptı. tamam, sen son şey mutfaktan al bardak. Mutfaktan. Elini atıyor Nur tane önüne doğru. Ben sevmem öyle Ya insanları. tamam. Duyuyorlar mı? Evet, o yüzden Ay şahisse. Çantada makyaj takımları dolu. Yarın automattan çekeceğim parayı. Para fazla yok üstümde. Ziraattan falan çekerim. Sıramam, sen beni neyle bırakacaksın ki yani? Ben Ya taksiyle gitmeliyim. telefon var. Tamam. Taksi şeyi. Ben alkol aldım, kendi arabama binemem. Bunlar temiz mi? Çok yani şey ses videoya gidiyormuş. Ha, temiz temiz. Bu mu Sibel Hanım? Evet. Burası canlı yayın mı Sibel Hanım? Beni görüyorlar mı? Evet, şu an gelirsen görürler. Gelecek misin? Yok yok şuraya bir tane kaldıralım. Şu elimi dur. Dur şöyle göstereyim. Tamam. Ama çok sevdiler seni. Birkaç kişi öyle. Hani Beni mi sevmişler Sibel Hanım? evet. Ben çok iyi bir insanım. Benim kıymetimi hiç kimse bilmedi bu dünyada. Sibel Hanım drakıyı doldur. Ay. Zaten bardak büyük ya. Tamam, cimrilik yapma doldur azıcık. Görüyor musunuz ne kadar cimri Sibel Hanım? Ay su da doldur. Sen zahmet etme, ben doldurayım. Dur şimdi. Burada bir bilgisayarım var, bilmem neyim var, güvenim. Yok yok dökmem. Alırım sana bir bilgisayar. Ne olmuş Sibel Hanımcığım? Ay, uş püş yap. Şey. Sibel Hanım asırı vardı. Çiz. Cheers. Nasıl? Camda kamerada. Şey yaptım, bakış durdum. Sibel Hanım çekimler ne zaman yayınlanacak? Sibel Hanım. Videolar ne zaman yayınlanacak diyorsunuz? Evet. Bittikten sonra bayağı sürüyor. Anlatamam sana sonra. Oy 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 oturuyor. Biramı içtim. Sibel Hanım. Buyurun efendim.
Beni gerçekten sevmişler bile. Evet, bak burada ne kadar güzel. Birkaç tane haddini bilmeyen vardı. Onları da engelledim. Ama diğer hepsi seni çok seviyorlar. Gerçek mi yoksa şaka mı? Şaka değil. Bak biramı da içtim bak. Birayı tamam. Bitirdim. Bira evet, bitti. Evet. Beni çok sevmişler burada. Güzel kadınsın tabii ki yani. Ama güzel mi çıktım Sibel Hanım? Güzel mi çıktı burada? Evet. Kız sen zaten güzelsin. Şaka yapıyorsun. Vallahi bak. Buyurun Gül Hanım, bir şey konuşuyordunuz herhalde. Yok, ben konuşmuyorum size. Tamam. Buradan ben düştük mü bizi iyiyiz? Ses nasıl bura? Hiç maddeş klab. Ben canlı yayında konuştum da acaba abuk sabuk mu konuştum, ne konuştum? Sibel Hanım niye güldün? Ay, niye güldün? Beni seviyor. Aman Sibel Hanım, şurada rakımı içiyorum. Gel buraya. Bütün gün sevdim. Gel. Bak, Fulya teyzem burada, gel. Adrian dayım burada, gel. Hüsnü amcam burada. Okşan da. Gel. Okşan. Okşana gidemedim. Kız Okşan'a da gideceksin. Ha. Yok gitmeyeceğim. Aa, kardım Lede de bu ile. Ne kız? Sibel Hanım şu canlı yayında göreyim. Kendimi görmek istiyorum videoda. Tamam gel yanıma. Oraya değil önce çektik ya yerinde. Ama bu bitmeden olmaz ki. Ne zaman göreceğim? Bu bitsin ki ona göre yani. Hadi ayarla da gel, kendimi bir göreyim. Sibel Hanım. Buraya gel. Niye bağırıyorsun? Sibel Hanım. Cam açık ya. Sibel Hanım. Benim için kötü mü dediler? Yok. Ben var ya tanınmak falan istemiyorum yani. Öyle bir niyetim yok benim. Hani görüntü, TikTokçu falan. Sibel Hanım. Evet. Nay 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 nay. Gündür bana öğretmişti bunu. Hayır. Unuttum. Yani? Hayır. Hayır demek. Benim bildiğim no 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 no. Gündür neredesin Sibel Hanım? Gündür'den ayrıldım. Seni buldum. Aa. Evet. Aa. Gündür'ü sevmiyorum artık. Ama ben senin kocan olamam Sibel Hanım. Karım olursun. Karım olaraktan izdivaç Nuray, kurarız. Ne? Her türlü şeye varım ben. Gündür kocasıydı. Ben karısı kocası olamam. İki tane kızım var Sibel Hanım. İki tane. Birisi polis. Ay. Ama doğruyu söylemedim mi Nurhan'a? Ben kocası olamam ki. Ya sen benim şöyle. Lesbe değilim çünkü. Lesbe olsam kocası olayım Sibel Hanım'ın. Biz ikimiz de bayan olalım en iyisi. Bayan kadın.
Kader kurbanıyım. Asıkmış Sofi'yle ben orayı. Ve canlı yayında duyuyorlarmış. Burada çevirmenim var benim. Folya var burada, çeviriyor. Neyi çeviriyor? Şeyi ya. Ben bacımla hiç Almanca kötü bir şey konuşmadım ki Sibel Hanım. Anlamadım şeyi çevir. Asla yapmadım. Anlamadım, ben yabancı dil biliyorum ya. Kaç tane ülkeye çıktım ben biliyorsun. Avrupa'ya. O yüzden bilmediğim cümleler oluyor. Buradan onları sana aktarıyor. Ha, yabancı izleyenler de oluyor benim. Anladım. Avrupa'dan. Ben yapmıyorum hani öyle. Çok sigara içtim Nuray. Ben çok içiyorum biliyorsun. Sigarayı. Sibel Hanım benimle evlenmek istiyor. Biz bugün evleniyoruz. Sibel Hanım senden evlenelim biz. Şimdi efendim, benimle evlenmek, nişanlanmak yanlış anlama sevgili Gül Hanım efendi. Biliyorsunuz ben Günur'dan başkasını les olaraktan sevmiyorum. Saygı duyuyorum Sibel Hanım. Ha, çok güzelsiniz. Güzelliğinize saygı duyuyorum. Ama ben Günür hanımefendi tabii ki karışamaz. Karışamaz. Çünkü siz de bayan olduğunuzdan, hanımefendi olduğunuzdan dolayı, bir de benim yeni aşık olduğum bir kadın var. O da sizin gibi Esmer. Evet. Günür onu çok iyi biliyor. Yani peki, okşan sizi tutar mı Similyalılar? He? Melisa mı tutar sizi? Similya mı, Putkalı mı? Şimdi bak, bir trans var, bir de travesti var. Sibel Hanım, hiç ilgilenmedim. Bir şey söyleyemem. Hiç ilgilenmedim. Hayatım. Ha, siz o zaman görüntü olaraktan mı böyle yani, fiziki anlamda, görsellik anlamda mı? Ben bilemem. Ben Melisa'yı da bilemem, Okşan'ı da bilemem. Beni hiç kimse sevmez Sibel Hanım. Tek ama sen ben, seversin. Tamam, benim hoşuma gittin ama ben tek şimdi... Tek sen seversin. Tamam. Seveceğim seni şimdi birazdan. Kimi? Seni. Hayır. Hayır. Gerçek mi? Evet, şeyi kapattıktan sonra. Hayır. Aa. Gerçek mi diyorsun? Öpmeyeyim mi yanaklarından? Hayır. Aa, çok güzel yanağım var. Hayır Sibel Hanım. Ha. Beni öpemezsin sen. Misafirim olaraktan öpemez miyim? Hayır. Hoş geldin. Hayır. Hmm. Gerçek mi diyorsun? Kız bana ne Günür'den? Bak beni korkutuyorsun sen. Vallahi bak, Günür erkeklere karşı. Gördün mü, beni sevecekmiş birazdan. Ben kaçıyorum, taksi çağırın bana. Ne güzel kadınsın, ben ne yapayım, dayanamadım. Ay. Beni sevecekmiş, yapamaz ki. Gerçek mi diyorsun Sibel Hanım? Gördün mü Nurdan'ın başıma gelenleri? Vay başıma gelenler. Lay lay lay. Yavaştan yavaştan. Biz gidiyorum ben Sibel Hanım. Bana dedin ya, seni birazdan seveceğim diye, tamam ben korktum, ben kaçıyorum. Ha. Kurtarın beni,
Kurtarın bunu, durdurun. O zaman şeyi dinleyeceksin. Ferdi Tayfur'u. Durdurun dünyayı. Hüsnü Baysal elinden. Kurtarın beni. Kurtarın beni bu adamdan demedi. Ne dediniz? Evet. Kurtarın beni Nurdane dedim. Kardeşimin ismini söyledim. Ha. Kurtarın beni. Vallahi efendim, kapı açık. Hanımefendi dilediği zaman gidebilir. Hanımefendiyle istediği zaman zaten burada kalmayacak. Doğru mu? Sibel Hanım, siz Gül Hanım'a daha çok aşık oldunuz Günür'den. Hoşunuza gitti. Yok ya, yok öyle bir şey. Güzel kadınsın. Gerçek mi? Evet. Ay. Gerçek. Şey, öyle yapayım. Ha. Birisi yazmış Gülnur'dan daha çok aşık oldum Gül'e diye. Hep sahte kız bunlar, bu yazanlar. Ay Nur. Şeye, iyi ki şey etmişim Nuri daha. Keşke öbür günü de. Ay. Şimdi Gül Hanım, ben bir şey soracağım. Ondan sonra kapatacağım. Artık çenem yoruldu. Efendim Sibel Hanım. Yani siz de telefonu ablanızla konuşuyorsunuz diye biliyorum. Ama evime girer girmez sürekli elinizden, o ablanızdan biraz şey düşmedi. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Diyorum ki ne? Yani ben tamam videoya şey yapayım. Ama sen videoyu çektin, ben de bacımla konuştum Sibel Hanım. Ha, bir yandan da bana cevap verdin ama doğru. Evet bak, sen o videoyla, video var ya, konuştum işte. He. Ay. Ne diyor Sibel Hanım? Güya ben sana bir bardak rakı vermişim de benim bu surat ifadem asılmış rakıdan dolayı. Yok ya, öyle bir şey. Yok. Kıskanmışım yani şeyi, rakıyı senden. Yok yok. Şimdi isteyeyim gene alır. İnadınızı alır. Yarın alırım. Yarın. Yarın alırım diyor. Yanımda nakit yok Sibel Hanım. Şeyden çekmem lazım. Ertemeye mi? Evet. Aa, bu bir tane şey vardı, Zeynep vardı, biliyorsun değil mi? Hı. Ne kadar havalı.